Nesyamun, Mısır'ın Luksar şehrindeki Amon adı verilen ve dünyanın en büyük dini binası olan tapınağın baş rahibiydi. Nesyamun'un ölümü M.Ö. 1100 yıllarında geçirmiş olduğu diş eti hastalığı yüzünden 50 yaş civarlarında olduğu tahmin ediliyor. Ölümünden sonra mumyalanarak İngiltere'nin Leeds şehir müzesinde sergilenmeye başlandı. İkinci Dünya Savaşı zamanı 1941 yılında Lets şehrinin bombalanması sonucunda müzenin yarısı tahrip oldu ve Nesyamun'un mumyası hariç diğer mumyalanmış sergiler yok olup gittiler. Geriye sadece Nesyamun mumyası kalmıştı. Tabutunun kapağı parçalanmış olmasına rağmen kalıntıları sağlam ve zarar görmemişti. Bu aslında tamamen şans eseri bir durumdu. Ta ki şu günlerde Nesyamun'un adı tekrardan anılmaya başlandı. Bilim adamları 3000 yıllık bir geçmişe sahip olan bu mumyadan 3D yazıcı aracılığıyla bir bilgisayar tomografisi çekilerek Nesyamun'un boğaz ve gırtlak arasındaki ses yolu kanalından E harfine benzer bir ses elde etmeyi başardılar. Ölü bir insandan ilk kez bir bilimsel araştırma ve uygulamış oldukları tetkikler sonucu sesin hayata döndürebilirliğini keşfetmiş oldular. Bilim adamları yakın bir zamanda bilgisayarlar vasıtası ile Nesyamun'un sesinden tüm cümleler oluşturabilmeyi umuyorlar. İşte bu mumya tarafından ortaya çıkarılmış olan o ses. Eee,